Emir Timur, Cengiz Han'dan sonra Bozkırların çıkardığı en güçlü cihangir. Yezid, halifeliği döneminde Kerbela yaşanan ve günümüzde bile hala öfke duyulan kişi. Timur, kendinden 689 yıl önce doğmuş Yezid'e karşı öyle bir şey yaptı ki dinlerken şaşıracaksınız. Yezid, Muhammed peygamberin torunu Hüseyin'i öldürmenin bedelini yüzyıllar sonra çok ağır bir şekilde ödedi. Nasıl mı? İyi seyirler. Timur'dan yüzyıllar öncesine gitmemiz gerek. Muhammed peygamber öldükten sonra bu boşluğu doldurmak için hilafet denen bir makam oluştu. Bu makamın başına geçen kişi halife olarak İslam dünyasının lideri olmaktaydı. Ebu Bekir, Ömer bin Attab, Osman bin Affan ve Ali bin Talip'ten sonra halifelik makamına Emevilerden Muaviye oturdu. Muaviye 19 yıl boyunca bu görevi yürüttükten sonra oğlu Yezid'i kendinden sonraki halife ilan etti. Bu bir ilkti. Çünkü halifelik ilk defa babadan oğula bir saltanata dönüyordu. Buna ilk karşı çıkanlardan biri ise Hüseyin bin Ali bin Ebu Talip oldu. Hüseyin, Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin oğluydu. Hüseyin, yanına destekçi topladı ve Yezid'in halifeliğini tanımayarak kendi halifeliğini ilan etti. 680 yılında Hüseyin, Yezid'in emriyle Emevi birlikleri tarafından Kerbela'da durduruldu ve beraberindeki 72 kişiyle birlikte öldürüldü. Tarihe Kerbela olayı olarak geçen bu vaka günümüze kadar gelen mezhep kavgalarını doğurmuştu. Şimdi dönelim yıllar sonrasına. Emir Timur mezhep ayrılıkları yüzünden kimseyi ötekileştirmemişti. Hatta sarayına Sunni ve Şii alimler çağırtarak onlarla uzun uzun muhabbetler etmişti. Engellenemez gücüyle toprakları fethederek ilerleyen Timur 1401 Ocağı'nda Şam'a girdi. Şam'ın kuşatıldığı sıralarda Timur, İslam dini adına önemli isimlerin türbelerini ziyaret etmeye başladı. Hazreti Muhammed'in eşleri Ümmü Sema ile Ümmü Habibe'nin türbesini ziyaret ettikten sonra ezanı ilk okumuş kişi olan Bilal Habişe'nin türbesine gitti. Ardından Şam halkının temsilcileriyle ve bilim adamlarıyla bir sofra kurarak onların dertlerini dinledi. Bundan sonra ise Timur, şehri rahat bırakmak için 1 milyar dinar fidye istedi. Bunu kabul eden Şamlılar 1 milyon dinarı getirince Timur fidyeyi 10 milyon dinara çıkardığını söyledi. Ardından 10 milyon dinar gelince ise Timur daha fidyenin 3'te 1'inin geldiğini söyledi. Sonrasında Timur askerlerine şehri yağmalamasını emretti. Bunun üzerine Şam'a yayılan askerler şehri adeta yangın yerine çevirdi. Esirler alınıp şehrin bazı bölümlerine ateşe verdiler. Yeterli yağma yapıldıktan sonra Timur ve ordusu esirleri serbest bırakarak harabeye dönmüş Şam'ı terk etti. Ancak bu sırada Timur'u çılgına çeviren bir olay yaşanmıştı. Timur Şam'da gezindiği sırada mütevazi ve derme çatma kulübeleri olan bazı mezarlar gördü. Bu mezarların kime ait olduğunu sorduğundaysa bunların sahabelere ait olduğunu öğrendi. Fakat az ileride oldukça görkemli ve son derece gösterişli bir mezar Timur'un dikkatini çekti. Bu mezar Emevi Camii'nin hemen yakınındaydı. Timur bu görkemli mezarın kime ait olduğunu öğrendiğinde ise çok sinirlendi. Çünkü bu mezar Yezid'e aitti. Sahabe mezarlarının üstüne derme çatma kulübeler koyup Peygamber Efendimizin torunu Hüseyin'i katletmiş bu adama da saray gibi mezar yapmışsınız diyerek öfkeyle çıkıştı. Bunun üzerine askerlerine Yezid'in mezarının yıkılmasını emretti. Mezarı görkemli kılan şeyler yıkıldıktan sonra Yezid'in mezarı açıldı ve kemikleri yakıldı. Timur'un emriyle mezar toprağı iyice kazılarak Kızıldeniz'e döküldü. Sonrasında binlerce asker bu mezarın başına gelerek Yezid'in mezarına idrar yaptı. Oruç Bey'in anlattıkları bunlar olsa da Timur'un yanında bulunan ve zafernameyi yazan Nizamüddin Şami bu olayı şu şekilde aktardı. Timur Şam'a girince biz işitmiştik ki bu memleket zamanında Muaviye ve Yezid'in idaresi altındaymış. Bunlar daima Ehl-i Beyt'e ve peygamberin kızı Hazreti Fatma ve damadı Hazreti Ali'ye ve onların oğullarına zulmetmişler. Şam ahalisi ise bunlarla beraber oldular. Bunlar hem peygamber ulusundan olsun hem de cehennem zindanı olan şirkten kurtulup cennet bahçesi gibi olan İslamiyet'e kavuşsun, sonra da onun ailesine böyle zulümler yapsın. Bunu aklımız almazdı. Ama Şam'ı görünce bu hakikat şimdi meydana çıktı.
Çünkü böyle büyük bir şehirde sırf hava ve heves uğruna bu kadar büyük binalar, köşkler, bahçeler, semaya ser çekmiş saraylar ve bin türlü şey yaptıkları halde burada yatan peygamberin zevcelerinin kabirlerine bir adam çıkıp da dört duvar bile çekmemiş. Allah böyle bir milletin başına bela vermesin de kime versin? Evliya Çelebi ise bu durumu seyahatnamesinde şöyle anlatmıştır. Ancak bilmeniz gerek ki Evliya Çelebi tarihte güvenilir bir kaynak değildir. Bazı gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi anlattığı kesin olarak ortaya çıkmıştır. Timur Şam'ı aldıktan sonra Emevi Camii'ne gelip Yezid'in yolundan gidenlere "Burayı taht merkezi yapmaya karar verdim. Ama yapayalnızım. Beni evlendirin. El sürülmemiş öyle güzel bir kız bulun ki cihanda benzeri olmasın" dedi. Yezid'in yolundan gidenlerin şeyhi "Padişahım, şayet cariyen olmasına tenezzül buyurursan benim kızımı al" diye öne çıktı. Timur bunu kabul edip 40 gün 40 gece düğün yaptı. Öyle bir şenlik oldu ki koskoca Şam'da tek bir çadır dahi kuracak yer kalmadı. Timur 41. gün Yezid'in yolundan gidenlerin bütün şeyhlerini huzuruna kabul edip genç karısıyla Emevi Camii'nin yakınında gerdeğe girmek istediğini söyledi. Yezid'in şeyhleri hemen "Olmaz. Bu kadar kalabalık içerisinde bu güzel kızın avret yerini keşfetmeye kalkarsanız şeyhimizin namusu incinir" dediler. Bu sözü işiten Timur "Bire melunlar" diye haykırdı. Hazreti Peygamber'in mübarek soyundan gelen İmam Hüseyin'i Kerbela'da şehit edip mübarek başını şehir şehir dolaştıran, evladını susuzluktan helak eden, soyundan gelenleri orada burada teşhir eden siz değil misiniz? Bunları yapmaya utanmadınız da şimdi şu melun herifin nikahlayıp aldığım kızı ile kapalı bir yerde gerdiğe girmemden mi utanıyorsunuz? Bre sizin ırzınız nedir? Söyleyin bana, ne şekilde sizi katledeyim." Bundan sonra askerlerini emretti. Her taraftan odun getirtip Yezid'in yolunda gidenleri Nemrut ateşi içine bıraktı. Sonra gidip Yezid'in kabrini açtırdı. Cesedin hala bozulmadığını gören bazı askerlerinin "Sultanım, bu Yezid ne de olsa sahabedendir, affeyle" demelerine daha da iddetlendi. Bir ateş daha yaktırdı. Yezid'in cesediyle beraber 13 kişiyi orada ateşe attı ve Yezid'in küllerini havaya savurttu. Bu iş bitince de bütün askerlerini çağırtıp mezarın üzerine idrar yaptırdı.